Merhabalar Mert Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce caza ilginizin ne zaman başladığı hakkında size sorular sormak istiyorum. İlk ne zaman dediniz ben caz yapmalıyım, caz müziğiyle uğraşmalıyım diye? Ya ortaokul yıllarında işte müziğe ilk adım attığım yıllarda, o zaman değişik tabii bir sürü müzik dinliyorum. Özellikle rock ağırlıklı dinliyorduk tabii o zamanlar. Daha sonra tabii farklı türlere yönelmeye başladım liseyle birlikte. Özellikle böyle bebop dönem müzikleri çok hoşuma gitmeye başladı. Onda bir şey beni çekti yani, işin aslı. Ondan sonra tabii bebop'tan doğal olarak swing ve diğer caz modellerine kaydım. Lise yıllarımda tam olarak ilgimin oturduğunu söyleyebilirim caza karşı. Peki ilham aldığınız kişiler kimlerdi? Yani aslında o zamanlar tabii ilk başlarda kişiler üzerine bir ilham alma oluyor. O yıllarda John Scofield'dan çok etkilendim. Yani çalışım çok etkiledi. Tabii George Benson var keza. Daha sonradan tabii müziğin asıl felsefesini biraz çözünce cazın her şeyden, yani şu konuşmadan bile ilham alabiliyor insan. O hale geliyor yani. Onun dışında tüm müziklerden ilham alıyorum işin açığı. Yani pop olur, arabesk, sanat müziği, Türk halk müziği, blues, rock, hepsinden ilham alıyorum. Kendi müziğime katmaya çalışıyorum. Cazın felsefesinden bahsettiniz. Cazın felsefesini biraz açar mısınız? Nedir sizce cazın felsefesi? Şimdi caz aslında görüldüğü gibi, yani Türkiye'de öyle bir algı var. Hani elit kitlelerin müziği diye lanse ediliyor. Hala ediliyor zaten. Öyle bir durum var. Ama aslında bunun kökenine baktığımız zaman öyle olmadığını ve aslında cazcıların yaşayış tarzlarını görünce hiç öyle olmadığını anlıyoruz işin aslı. Biraz daha yani cazın tarihine girmek gerekiyor tam bunu idrak edebilmek için. Cazın felsefesi aslında direkt insanın kendisiyle varoluş problemleriyle ilgili diye bir düşünüyorum ben. Peki bu Türkiye'de cazın elit kitlenin müziği olduğu yönünde bir algı var dediniz. Bu sizce biraz da cazcıların suçu değil mi? Çünkü cazcılar genelde benim müziğimi anlamayan teknik olarak gelmesin, beni dinlemesin. Yani bir pop dinleyicisi benim konserime gelmesin diye bir düşüncesi yok mu sizce de? Yani bence bana kalırsa etrafımda öyle bir düşünce yok. Biz daha çok tabii insanlara çalmak istiyoruz. Daha kalabalığa çalalım, daha çok insan gelsin. Yani etrafımda hiç öyle bir algı yok. Aksine özellikle son yıllarda birkaç bu türkü, eski Türk halk müziklerinin caz versiyonlarının yorumlanmasıyla caza olan ilginin arttığını düşünüyorum ben. Ve orada da yine aynı şeyler çalınıyor. Sadece daha biraz da tanıdık tınılar işin içine giriyor. Yani aslında bence öyle bir durum söz konusu değil işin açığı. Peki. Tabii burada sözünüzü kestim, özür dilerim. Şey de büyük. Sonuçta bir caz müzisyeni belli bir yere gelene kadar gerçekten çok büyük emek harcıyor. Yani yaptığı şey çerezlik bir iş olmuyor. O da kendine veya etrafındakilere bunu kanıtlamaya çalışıyor. Bundan dolayı biraz dediğiniz doğru olabilir ama bir yerde, yani küçük bir yerde doğru olabilir. Caz yaparken caz ile dinleyiciler üzerinde bırakmak istediğiniz etki nedir veya nelerdir? Bu etki bir, nasıl anlatsam, bir hal değişimi etkisi bırakmak isterim ben her zaman. Özellikle farklı biçimlerdeki, yani ilk defa örneğin bir dinleyen birini farklı bir yere götürmek, farklı şeyleri düşündürebilmek. Yani şöyle düşünün, daha önce hiç böyle tatmadığı bir duyguyu, bir şeyi böyle ona hissettirebiliyorsak, belki bir notayla, belki bir şeylerle, işte benim yapmaya çalıştığım bu. Çok güzel. Peki caz sizce din, dil, millet, ırk ayrımı yapmadan her kitleye hitap edebiliyor mu? Yani biraz aslında bütün müzik türleri her kitleye hitap edebiliyor yani. Temeline bakarsak kimse için bir kısıtlama, bir şey göremiyoruz. Fakat şöyle bir durum oluyor işte. O dediğim gibi bazı basma kalıp yargılardan dolayı orada belli bir ayrışmalar oluyor, olmuyor değil. Yani insanlar öyle onu algılıyor. Ama örneğin gerçekten ben her kitleye hitap edebileceğini düşünüyorum. Eğer gerçekten o kitle de alıcısı, yani müziği dinleyen kişi almak istiyorsa onu içten içe, bir problem olacağını zannetmiyorum yani. Ki son olarak sizce yaşanan dijital devrim
ve günümüzdeki sosyal medya çılgınlığı cazcıların yaptığı müziği etkiliyor mu biraz? Ya şimdi şöyle, eskiden albüm satma diye bir olay vardı. Yani siz de biliyorsunuz, albümler şu kadar sattı, bu kadar sattı. Artık o bitti. Müzik piyasası o konuda yani maalesef bitti. Artık albümler sadece yaptık bulundu, böyle bir şey var hani, dursun diye yapılıyor. Onun dışında tabii iyi tarafları da var. Yani seyirciye ulaşım daha kolay bir hale geldi. Ama burada maddi olarak kötü bir durum var sonuçta. Albüm satamıyorsunuz, internetten dinleniyor müzik, size bunun bir geliri yok. Böyle bir durum var ama onun dışında işte seyirciye ulaşım, onlarla interaktivite, etkileşim, bunlar daha kolay hale geldi. Sosyal medya sayesinde. İyi, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün cazın Türkiye'deki algısıyla ilgili Mert Koçtu ile konuştuk. Hepinize teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.